Arkadaşlar merhaba. Aslında bu beyefendiden daha önce kısaca bahsetmiştik. Yani aslında tanışma faslını geçtik. Bu videoda Keynesyen düşünceye biraz daha ayrıntılı bir giriş yapmak istiyorum. Evet. fotoğraftaki kişi John Maynard Keynes. Düşünce modelini bazen Keynesyen şeklinde yanlış telaffuz ediyorum. Doğrusu Keynesyendir. Neyse Keynes meşhur eserlerinin önemli bir kısmını Büyük Buhran sırasında verdi. Çünkü klasik modellerin büyük buhran sırasında pek de işe yaramadığını görmüştü. Biraz daha iyi anlamak için tamamen klasik toplam arz toplam talep modelleriyle Keynesyen bir modeli kıyaslayalım. Evet yine Keynesyen dedim. İlk telaffuz tam yapmış oldum böylece. Evet. Keynesyen olacak doğrusu. Bazı sohbetlerimizde Keynesyen düşünceye kıyısından köşesinden girer gibi olmuştuk aslında. Bu videoda bu ikisi arasındaki farkları sıralayacağız. Biri doğrudur, biri yanlıştır şeklinde algılanmasın. Keynes bile uzun vadede klasik modelin geçerli olduğunu düşünüyordu. Ama şöyle bir de meşhur sözü vardı. Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Altını çizmek istiyorum, keynesyen ekonomiyi savunmak gibi bir amaç gütmüyorum. Evet, haklı olduğu birçok nokta var. Ayrıca diğer düşünce ekolleri ne yazık ki çoğu zaman fazla dogmatik kalıyor. Ama keynesyen ekonomiye karşı ihtiyatlı durmak için de nedenler var. Bu nedenleri belki ileriki videolarda tartışırız sizlerle. Bu videonun amacı Keynesyen ekonominin ne olduğunu ve hangi yönüyle klasik ekonomiden net bir şekilde ayrıldığını anlatmaktır. Şimdi her iki model için toplam arz, toplam talep grafiklerini çiziyorum. Bu klasik model. Bu eksen fiyat ve bu eksende reel gayri safi yurt içi hasıla. Evet, reel gayri safi yurt içi hasıla. Aynısını Keynesyen model için de yapacağım. Burası fiyat, buradaki de reel gayri safi yurt içi hasıla. Evet, reel gayri safi yurt içi hasıla. İki bakış açısında da yani iki modelde de toplam talep eğrimiz aşağı doğru. Bunu birçok videoda nedenleriyle anlatmıştım. Bu toplam talep ve bu da toplam talep. Klasik modelde şunu biliyoruz ki uzun dönemde bir ekonominin üretkenliği, üretkenlik kapasitesi ya da üretimi fiyatlara bağımlı olmamalıdır. O yüzden uzun dönem toplam arz eğrimiz bu şekildedir. Evet bu uzun dönem toplam arz eğrisi bazen böyle utta şeklinde de kısaltılır. Evet fiyatlar insanların ne istediğini ne talep ettiğini gösteren birer göstergedir. Diğer yandan fiyatlardan yani paradan bahsediyorsak ortada bir de ödeme hareketleri var demektir. Çalışırsın, paranı alırsın falan filan. Ama sonra gider o parayı ekonominin ürettiği şeyleri almak için harcarsın. Bu gıda olur, konut olur, ulaşım olur vesaire. Sonuçta para bir ödeme aracıdır. Ama teoride bir ekonomi nüfusuna, teknoloji seviyesine, sahip olduğu fabrikalara ve doğal kaynaklarına bağlı olarak ne üretebiliyorsa onu üretecektir. Eğer toplam talep değişecek olursa, mesela hükümet para basıp bunu helikopterlerle millete dağıtırsa, klasik modele göre toplam talep sağa kayacak fakat düşey uzun dönem toplam arz eğrisi yerinde kalacaktır. Yani klasik modelde çıktı değişmeyecektir. Fiyat bu denge seviyesinden bu denge seviyesine yükseldiğiyle kalacaktır. Yani fiyatlar artacak, enflasyon yaşanacak ama sonuçta çıktı yükselmeyecektir. Toplam talep eğrisini sağa kaydırmanın tabii ki başka yolları da var. Mesela hükümet vergi gelirlerini sabit tutan bir mali politika izliyordur ama harcamalarını artırır. Ya da Tam tersi harcamalarını sabit tutar ama vergi gelirlerini azaltır. Her iki durumda da ekonomiye para pompalanmaktadır. Dolayısıyla toplam talep eğrisi sağa kayar. Tamamen klasik olan bu bakış açısı diyor ki bunun sonu iyi olmaz anca enflasyon artar. Ekonomik çıktığı artırmanın tek yolu ekonomiyi daha üretken kılmaktır belki teknolojiye yatırım yaparak, belki ekonomiyi daha verimli hale getirerek, belki de nüfus artışıyla. Yani tek yol diyor bu eğriyi sağa kaydırmaktır. Yani arz tarafını. Keynes de buna karşı çıkıyor değildi. Ama büyük buhranın tam ortasında şunu diyordu. Bak şu işe. 1930'lara gelindiğinde insanlar birden fakirleşti. Fabrikalar havaya uçmadı, insan gücü aniden yok olmadı. Hatta çalışmak isteyen fabrikalar da var. Ama mecburen kapanıyorlar çünkü kimse onlardan mal talep etmek istemiyor. İnsanlar da çalışmak istiyor ama onları işe almak isteyen yok. Halbuki çalışıp bir refah üretebilirler, sonra bu refah herkese yayılır. Ama yok. Onlardan da bunu talep eden yok. Eh baktı hal böyle toplam taleple ilgili bir garipliklerin döndüğünü düşünmeye başladı özellikle de kısa dönemde Sonra çok saf çok çok kısa dönemli bir modelle sanırım yukarı eğimli toplam arz eğrisinden bahsetmiştik sizlere Aşağı yukarı böyle bir şeydi Evet bu noktada bazı keynesyen fikirler devreye giriyor Ama tam bir keynesyenlik de söz konusu değil ancak kısa dönemde değil de çok 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 kısa dönemde düşünürsek fiyatlar büyük oranda yapışkanlık gösterecektir. Kısa dönemde, daha doğrusu çok kısa dönemde özellikle de ekonomi tıpkı büyük buhran'da olduğu gibi kapasitesinin çok altında üretim yapıyorsa fiyatlar yapışkandır. Evet, fiyatlar yapışkan. Kulağa mantıklı geliyor. Ekonomiyi çok zorlarsan, insanları aşırı çalıştırırsan, onlar da der ki hop madem bu kadar çalışıyorum karşılığını isterim arkadaş. Kapasite kullanımını artırmak, fabrikaları daha hızlı çalıştırmak istiyorsan, işçilerine daha yüksek ücretler ödemen gerekir. Ama adam işsizse, yana yakıla iş arıyorsa, maaş zammı filan umurunda olmaz ve fabrikam kapasitesinin %30'uyla çalışırken biri bana büyük bir üretim siparişi verirse. Olur ama fiyatı da artırırım demem, abes kaçar. Onun yerine ne derim düşünelim. Tabii ki fiyatta aynı kalacak. Fabrikamın kapasite kullanımını %5 artırmam mı gerekiyor? Hay hay efendim, hiç sorun değil. Yani çok kısa dönemde toplam arz eğrisi klasik modelde olduğunun tersi bir eğilim gösteriyor. Bu model diyor ki, çok kısa dönemde gayri safi yurt içi hasıla ne olursa olsun fiyatları etkilemez. Evet, fiyatlar etkilenmiyor. Bu çok kısa dönemde toplam arz eğrisi. Kısa dönem nedir, çok kısa dönem nedir? Bunlar tartışmaya açık tabii ki. Günlerden mi bahsediyoruz, haftalardan mı, aylardan mı, hatta birkaç yıldan mı? Ne olursa olsun, dünyaya bu açıdan baktığımızda ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Buradaki modelde, gayrisafi yurt içi hasılayı yükseltmenin yegane yolu, arzı artırmaktı. Bu modelde ise, gayrisafi yurt içi hasılayı yükseltmenin tek yolu, talebi artırmak. Bu, para politikası ile yapılabilir, mesela para basmak veya mali politikayla yapılır, mesela harcamalar sabitken vergileri düşürmek. Ya da her iki politika birlikte uygulanır, açığa dayalı harcama yapılır. Vergiler sabit değilken hükümet harcamaları artırır filan. Bu eğri bir şekilde sağa kaydırılır, bu toplam çıktığı artırmanın bir yolu olabilir. Bakın bir klasik ekonomist der ki, pazar serbest ve dizginsizse, Ekonomi doğal ve verimli akışını bulacaktır. Keynes ise diyor ki, evet bazen öyle olur ama bazen de olmaz. Farklı durumları tartışacağız. Hiçbir şekilde Keynesyen modelin ideal model olduğunu düşünüyor değilim. Buna açıklık getirelim. Hatta bence bizzat Keynes bile modelinin her şeyi açıkladığına inanmıyordu. Modelin geçerliliği duruma bağlı. Çok basit bir fikir üzerinden gidelim. A, B, C ve D kişilerimiz olsun. A kişisi B kişisine, B kişisi C kişisine, C kişisi D kişisine ve D kişisi de A kişisine satış yapıyor olsun diyelim. Ve diyelim ki birbirlerine ürün veya hizmetlerden ikişer birim satıyorlar. Derken C bir nedenle karamsarlığa kapılıyor. Mesela gece bir kabus görüyor olsun veya sabah yatan ters tarafından kalkıyor olsun falan. Diyor ki ekonominin gidişatı hiç iyi görünmüyor. Benden aldığım bütün ürün miktarını yarıya indireceğim. Böylece C, B'den iki birim yerine bir birim ürün veya hizmet almaya başlıyor. Bunun üzerine B diyor ki, hayda işler kötü gidiyor, bundan sonra ben de bir birim mal alacağım. A da aynı nedenle aynı şeyi yapıyor, sonra D de aynı kararı veriyor. İş dönüp dolaşıp tekrar C'ye dayanıyor. C diyor ki, vay be haklı çıktım, rüyam buna delalet ediyormuş demek ki. Halbuki bu kendi kendisini gerçekleştiren bir kehanetti. Yeni durum artık bu. Ve onları tekrar birbirlerine ikişer birim mal satar hale getirecek hiçbir doğal neden yok. Ancak bir dış etken, mesela hükümet, diyecek ki, eğer C senden iki birim almıyorsa, geçici olarak ben alırım. Bu hareketin riskleri var. Hem de çok büyük riskleri var. İleriki videolarda anlatacağım. Neyse, biri çıkıyor, mesela yine hükümet olsun bu. Toplam talep eğrisini mali politikalar yoluyla kaydırmayı deniyor. Artık satamadığın o bir birimi ben satın alırım, beyciğim diyor. B de diyor ki, e madem öyle ben de tekrar iki birim satın almaya başlayabilirim. Aynı şekilde A ve D de tekrar ikişer birim ürün veya hizmet satın almaya başlıyor. C, hakeza. İdeal şartlarda hükümetin bu noktada aradan çekilmesi ve şöyle demesi beklenir. Tamam, işler rayına oturdu, ben artık bunu satın almak zorunda değilim. Tehlike de burada başlıyor zaten. Çünkü biz biliyoruz ki hükümet bir şey için para harcamaya başladıysa artık o harcamayı kesmek çok zordur. İşte Keynesyen modelle klasik model arasındaki fark buradan doğuyor. Ortada bir durum var, mesela büyük buhran, ekonomi potansiyelin çok altında işliyor ve Keynesyen model diyor ki, Koşullar böyleyken sadece arz tarafında değil, talep tarafında da bir uyarıcıya ihtiyaç vardır. Doğru çözüm muhtemelen klasik Keynesyen arasında bir orta yol bulmaktan geçiyor. Mesela bunun gibi daha isabetli bir modelde. Çizelim. Burası fiyat, burası da real gayri safi yurt içi hasılı olsun. Toplam talep eğrimiz yine aşağı doğru. Evet, toplam talep. Şimdi şöyle bir şey daha isabetli bir çözüm olabilir. Teoride ulaşabileceğimiz en yüksek mutlak çıktı bu olsun. Yani bu aşamada ülkedeki herkes uyumadan çalışıyor. Fabrikalar son güçleriyle üretiyor. Evet, mutlak teorik çıktı bu. Bu da ekonominin potansiyeli olsun. Ekonominin sağlıklı şekilde işlediği seviye diyoruz yani. Evet. Orta veya kısa dönem gerçek toplam arz eğrisi. Burası çok uzun dönem toplam arz eğrisi. En uygun model klasikle Keynesen arasında bir model olmalı. Mesela toplam arz eğrisinin böyle bir şey olacağını söyleyebiliriz. Farklı bir renkle çizelim, mor olsun. Çok severim moru. Evet, eğrimiz böyle bir şey olabilir. Şimdi diyelim ki birileri kötü bir rüya görüyor, borsa çöküyor, işte kötü bir şeyler oluyor ve toplam talep buralara geriliyor. Ne oldu? Çıktığımız birdenbire potansiyelin çok altına düştü. Kapasitemizin büyük bölümü atıl hale geldi. İşte bu noktada Keynesyen düşünce işe yarayabilir. Belki bu durumda dış bir uyarıcı mantıklı bir çözüm olabilir. Diğer yandan Gayet potansiyelimizin uygun ilerlerken hükümet aniden Keynesyen politikalar izlemeye karar verirse, ilerki videolarda göreceğiz. Hükümetler daima Keynesyen politikalar izleme taraftarıdır. Hiç gereği olmasa bile. Evet, böyle bir durumda da toplam talebimiz bu seviyelere fırlar. Eğrinin bu kısmı ne kadar dikse, net etki o kadar belirgin olacaktır. Nedir net etki? Enflasyon artar ama çıktıdaki artış o kadar da büyük olmaz. Yani modellerin etkinliği içinde bulunulan durumlara bağlıdır. Evet, işte toplam ağır zehirisi düşük çıktı, seviyelerinde yatay başlıyor. Gittikçe dikleşerek yüksek çıktı seviyelerinde neredeyse düşey hale geliyor. Bu hem klasik hem de Keynesyen modelleri göz önünde bulundurulması açısından nispeten daha iyi bir model olabilir. Bugün çok uzattığım bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.